İş icabı şehir dışına çıkacağım diye oruca niyet etmedim ancak elimde olmayan bir nedenle yola çıkamadım ve sabahta yemiş olduğumdan oruca niyet edemedim. Bu durumda misafir olmadığım halde oruç tutmamış olmamdan dolayı günah işlemiş oldum mu? Ayrıca kefaret gerekir mi? Tabii kefaret noktasını daha önceden de ifade ettiğimiz üzere kasıtlı olarak orucun bozulması durumundadır. Evet. Gayri ihtiyari bozulan oruçlarda kefaret yoktur. Hı hı. Bunu ifade edelim. Bir de oruç tutmama ruhsatının olduğu yerlerde kefaret yoktur. Yani oruca başlayıp bozacak olsa bile kefaret yoktur. Tartışmalı, ihtilaflı olan noktalarda yani şaibenin ve şüphenin olduğu noktalarda da kefaret yoktur. Evet. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman sefer ruhsatlardandır. Yani oruç tutmama ruhsatlarındandır. Hı. Sadece şu tartışılıyor. Oruç tutmama anı, daha doğrusu imsak. Hani orucun zamanı ne zamandır? İmsak diye tabir ettiğimiz fecrin doğumu, yani tan yerinin ağarmasından başlar. Gurubu şems, güneşin batış zamanına kadar bu devam eder. Hı. Bu zamanın, yani tulul fecir, fecrin doğma anında bu kimsenin misafir olması mı gerekiyor bu ruhsattan istifade edebilmesi için yoksa gün içinde misafir olması yeterli midir? Hmm. Bu noktada bizim zahir rivayet diye tabir ettiğimiz temel Hanefi kaynaklarımızda İmam Muhammed Rahimullah'tan nakledilen kaynaklarımızda bunu açıkça göremiyoruz. Ancak müteahhir ulema, sonradan gelen ulema bunu kitaplarında yer vermişlerdir. Özellikle El-Kâsânî, İmam Kâsânî, Bedâü's-Senâî isimli eserinde diyor ki, seferde olan bir kimsenin oruç tutmama ruhsatından istifade edebilmesi için imsak anında misafir olması gerekir diyor. Yani bu şu demektir, bugün buradasınız. İşte niyetlendiniz yarın öğlenliğin yola çıkacaksınız. O ki yarın yola çıkacağım, sefere çıkacağım, o zaman sahur yapmayayım. Yok, İmam Kâsânî diyor ki siz oruç tutmama ruhsatından istifade edemezsiniz. Çünkü imsak anında siz misafir değilsiniz, mukimsiniz diyor. Mesele bu şekilde bakıyor. İcraat olması gerekiyor. Yani bir fiil olması gerekir. Çünkü sefer bir eylemdir, eylemsizlik değildir. Dolayısıyla bu niyetle değil, işlev olması gerekir. Yani siz sefere çıkma niyetinizden dolayı bu ruhsattan istifade edeceksiniz. Böyle bir şey olmaz diyor. Evet. Ancak Halebi gibi, İbrahim Halebi'nin Halebi Sagir isimli eserinde ki Ömer Nasuhi Efendi de bunu aktarmıştır, almıştır. O da diyor ki, o ki bu insan sefere çıkacak, o ki seferde o meşakkatten dolayı oruç tutmama ruhsatı bu kişiye tanınmıştır. O zaman bu insanın hiç oruca başlamama ruhsatı da olması gerekir diyerek geceden niyet etmeme hakkın olacağından bahseder. Yani dediğimiz gibi kaynaklarımızda bu konuda göreceli olarak farklı mütalaaların olduğu görüşleri görebiliriz. Bizim İsmail'a danışma hattı, fetva hattında biz hoca efendilerle bu konuyu aramızda görüşürken yani vatandaşa ne diyelim bu noktada? Hmm. Çünkü yani her iki taraf var. Her iki tarafın da görüşüne baktığımız zaman kendilerince haklı vecihleri de var. Burada belki şöyle bir yol izleyebiliriz. Usulü anlamda baktığımız zaman evet sefer bir fiildir. O fiili icra etmedikçe mücerret niyetle insan misafir olmaz. Dolayısıyla ruhsattan istifade edebilmesi misafir olmasına bağlı, misafir olmaya niyet etmesine bağlı değildir diyebiliriz. Hı hı. Ama diğer taraftan da ya bu adam kesin çıkacaktır, bu biliniyor. Ve bu günün çoğunu da seferde geçirecektir. Yani oruçlu halde bunu geçirmesi de bunun bir meşakkattir. O zaman sefer ruhsatından bu kişi niye istifade edemesin? Bu açıda makul bir açı, bakış açısı. O zaman şöyle bir ayırıma gidebilir miyiz dedik. Hatta netice olarak da genelde arkadaşlarımız fetvada bunu aktarıyorlar. Bir insan vardır ki kendi özel aracıyla yarın işte sefere çıkacaktır. Hmm. Ama başı ağrısa çıkmayabilir. Yani kendi iradesinde, kendi keyfinde niyetlenmiş ama çıkmama durumu da söz konusu olabilir. Böylesi bir durumda kişinin geceden oruca niyet etmeme ruhsatı vardır diyemeyiz. Hmm. Yani Kâsânîlerin, Rahimullah'ın görüşü doğrultusunda fetva verilebilir. Ama diğer bir insan vardır ki hazırlığını yapmış, biletlerini almış,
Yani ölüm, kalım, cenaze gibi bir durum söz konusu olmayacaksa o kesinlikle o sefere çıkılacaktır. Yani bir insan uçak biletini yakmaz, otobüs biletini yakmaz. Evet. Yani başım ağrıdı ya ben gitmeyeyim demez. Evet. Böylesi bir sefer ise o zaman bu Ömer Nasuhu Efendi'nin de aktardığı üzere geceden niyet etmeme ruhsatından istifade edebilir şeklinde her iki görüşü de böylece cem etmiş olma imkanımız olabilir. Çıktığı seferi mesela oruç tutuyordu hocam bir anda iş icabı veya farklı bir nedenle çıktı. Sefere çıktı. Şimdi şöyle ki hani yani sefere çıkma gibi bir niyetiniz yoktu. Geceden de niyetinizi ettiniz. Öğle vaktinde ansızın sefere çıkmanız gerekti. Böylesi bir durumda bu insanın orucunu bozma ruhsatı yoktur. Bunu kitaplarımız açıkça söylüyor. Ancak bozacak olsa kefaret gerekir mi? Gerekmez. Kefaret ayrı bir konudur. Ama bozma ruhsatı yani şunu yapamam, ben sefere çıktım, tamam artık ben seferiyim, orucumu bozayım bozuyorum diyemez. Zaten bu sebepten dolayı Ömer Nasuhu Efendiler gibileri, yani o ki bu adam sefere çıkacak ve seferde bu başladığı orucu da bozma ruhsatı yoktur. O zaman biz bu ruhsattan bu nasıl istifade etsin? Niyet etmesin. Şeklinde bir yol izlemişlerdir. Ama burada da biz hani o seferliliğin müteyakkan olması yani kesin olması veyahut da kişinin kendi iradesiyle çıkabilir de çıkamayabilir. Evet çıkacak niyetlendi ama dedik ya bir başı ağrısa çıkmayacak. İşte ne bileyim karnı ağrısa çıkmayacak. Veya bir baksak o trafik çok fazlaymış ya ben bunu tehir edeyim akşamleyin çıkarım diyebilecek bir konumdaysa bu insan geceden niyet etmeme diye bir şansı yok. Ama yok adam yani yağmur da yağsa, kar da yağsa, işte ne bileyim farklı şeyler de olsa o uçak eğer iptal olmadıkça, o otobüs iptal olmadıkça biletini yakmayacaksa ki yakmayacak. Böyle bir durumdaysa o zaman bu insan geceden niyet etmeyerek bu ruhsattan istifade edebilir diyebiliriz. Niyet dedik hocam onunla da bitirelim. Mesela gece işte Ramazan orucuna niyet etmedi, sahura da kalkmadı. Bu kişi o gün sabah bir kalktı işte saat 11 olmuş, 12 olmuş. Bu tip durumda evet. Ne yapması lazım? Şimdi öncelikle niyetin ne olduğunu anlamamız gerekir. Niyet kasül kalptir. Yani kalbin meyletmesi, kastetmesi. Evet. Yoksa dil ile telaffuz değildir. Ve orucun niyet zamanı ise güneş battıktan sonra başlar. Yani bir insan iftar yaparken, akşam orucunu bozdu, iftar yaparken yarın oruç tutma niyeti kalbinde varsa bu insan zaten niyet etmiştir. Dolayısıyla gece sahura kalkamamış olması, bakın kasıtlı olarak ben yarın oruç tutmayacağım diye niyet ayrı bir şeydir. Ama akşam iftarını yederken yarın oruç tutma niyeti var kalbinde ama kalkamadı bir şekilde veyahut da uyuyakaldı, kuşluk vaktine kalktı. Bu zaten niyeti vardır bu kişinin ki böylesi bir durumda bu için bir sıkıntı olmayacak. Ama varsayım olarak niyet olmasa bile, kaba kuşluk vaktine kadar zaten oruçta niyet etme imkanı söz konusudur. Evet. Tabii kaza oruçları için değil bu söylediğimiz. Bir de adak oruçları için, mutlak adak oruçları için değil. Ama onun haricinde nafile oruç olsun, Ramazan-ı Şerif ayının edası olsun, kaba kuşluk vaktine kadar kişinin niyet etme imkanı olabilir. Ama dediğimiz kaza orucunda da değil mi hocam? Özellikle altını belirtelim. Geceden niyet şarttır. Evet. Ama geceden niyette biraz önce bahsettiğimiz gibi yani kasül kalp, kişinin kalbi kastetmiş olması. Yani ben yarın kaza niyetiyle oruç tutacağım dedi. Niyetlendi ama sahura kalkamadı. Önemli zaten niyet etmiş o. Peki sahura kalkamadım diye oruç tutmamazlık yapabilir mi? Şöyledir. Oruç tutmamazlık derken oruca başla yani ben sahura kalkacağım, sahurumu yiyeceğim ve öyle niyet edeceğim. O şekilde oruca gireceğim. Kalkamadım ya oruç tutmayayım. Diyebilir mi? Evet o kişi yani şöyle oruca girmiş olması o niyetiyle beraber girmiş olması. O niyeti bulunmaması durumunda zaten oruca girmiş olmayacağı için o zaman orucunu yani başlamış da bozmuş şeklinde algılanmaz.